Enis Batur yaz tatillerini çocukluğunda bugünküne oranla daha iyi koşullarda geçiriyordu diye düşünüyorum. Çünkü o zamanlar nüfusumuz daha azdı. Dolayısıyla insanlar birbirlerini çiğneyerek tatile gitmiyorlardı. Tatil ortamlarında da biraz daha gevşek bir ortam vardı. Benim hatırladığım subay çocuğu olduğum için ben yaz aylarında askeri kamplara gidilirdi. Askeri kamplarda da çadır düzeni vardı. Bu bizim o sıralarda daha yeni yeni okuma yazma öğrendiğimiz için ilgilendiğimiz, ne yazık ki ilgilendiğimiz Texas Tom Mix gibi resimli romanlardaki çadırlı dünyayla aramızda bir bağlantı kurulmasını sağlayan güzel bir ortamdı. Ama aileler çocukların o dönemde, o yaş grubunda en azından dinlenmeleri, eğlenmeleri kadar biraz da derslerden kopmamaları için çaba gösterirlerdi. Yani eğitim döneminin bitmesiyle birlikte çocuk kendi içinde rahatlıyordu ama anne baba özellikle eğitimin devamı açısından endişeli oldukları için büyük olasılıkla onların en azından bütün bir yaz dönemini bomboş bu açıdan geçirmesini engellemenin yollarını ararlardı. Benim için bu özellikle ansiklopedik türde yayınların aile tarafından işin içine sokulmasıyla gerçekleşen bir süreç oldu. Ve sanıyorum hayatımda çok büyük bir etkisi oldu bunun. Yani bir tür ansiklopedist oldum. Ve bunu çocukluğumdaki bu ilişkiye bağlarım. Dolayısıyla çocuk yaşta eğilip bükülme döneminde ailenin verebileceği yardımlar çok kıymetli. Bunun üzerinde ne kadar durulsa az. Ha şimdi bu yaşta yaz tatillerimi nasıl geçiriyorum? Maalesef çalışarak geçiriyorum. Özellikle de izin dönemi diyebileceğimiz yılda bir ay kullandığım bir yaz parantezinde kendi yazdıklarımdan daha yoğun bir biçimde ilgilenmek için her zamankinden fazla emek harcıyorum. Ama bu beni yoran bir şey değil, dinlendiren bir şey. Onun için şikayet etmiyorum. Şimdi açık söylemek gerekirse çocuk yayıncılığı çerçevesindeki görüşlerim biraz karamsar Türkiye açısından bakıldığında. Çünkü yıllardır yayıncılık alanında çalışan biri olarak dünyada bu alanda neler yapılabildiğine baktığımda bizim ne yazık ki çok geride kaldığımızı düşünüyorum. Çaba var, üretim var ama yaratıcılık çerçevesinde sıkıntılarımız var. Biraz işin kolayına gidiyoruz. Fazlasıyla esinlenerek yapılmış yayınlar olduğu göze çarpıyor. Bu alana çok teveccüh gösteren genç yaratıcı yazar, çizer de çıkmıyor. Yani daha çok işin kolayına giderek işte roman yazıp ünlü olmak, şan şöhret sahibi olmak yönünü seçtiği için genç kuşaklar bu alana yeterli yatırım insan gücü olarak maalesef yapamıyoruz. Bir de tabii dönem bir çeşit teknolojik devrim dönemi malum. Bunun artıları çok. Bütünüyle bu gelişmelerin olumsuz gelişmeler olduğunu söylemek mümkün değil. Ama önemli olan şu, araç nasıl kullanılacak? Hayatta nasıl bir yer tutacak? Özellikle gençlerin bu araçlarla ilişkilerini sağlıklı bir orana oturtamazsak, onların bütün hayatlarını kaplamasını önleyemezsek, o zaman sıkıntılı, yaralı insanlar yetişir. Dolayısıyla geleneksel araçların, yani kitabın, her şeye rağmen yerini koruması önemli. Gelişkin ülkeler dediğimiz ülkeler buna dikkat ediyorlar. Gelişmekte olduğunu düşündüğümüz Çin gibi, Hindistan gibi ülkelerde de buna özen gösterildiğini görüyoruz. Onun için de kitap yayıncılığı bence çok önemli. Tabii orada dikkat edilmesi gereken geleneksel faktörler var. Yani sertliğe, şiddete, hırçınlığa yüz sürmeyen yayınları ağırlıklı bir biçimde çocuğa yönlendirmek önemli. Çünkü bunun tersi yönde yayınlar da yapılıyor ister istemez. Hani liberal dünyaya fazla set çekilemiyor. Dolayısıyla
orada ailelerin uyanık olmaları ve çocuğun eline hangi araç geliyor ona dikkat etmeleri, bununla ilgili bazı sınırlar getirmeleri bence önemli. Teknik araçlar konusunda da sınırlar getirilmesi bence çok önemli. Hangi yaşta cep telefonuyla ilişkiye girecek, hangi yaşta internet kullanımını ne ölçüde, nasıl denetlenerek yapacak, bunları bütüne özgür bırakarak gerçekleştireceğimizi düşünüyorsak yanılıyoruz. Yani buradan çok vahim sonuçlar doğar. Dolayısıyla biz kitap yayıncılığında ne yapmaya çalışıyoruz? Biraz eşitlikçi bir düzenin arayışı içindeyiz. Henüz son derece ham çabalar bizimkiler ama yavaş yavaş gelişeceğini umuyorum. Yine ilerlemiş toplumlarda kız çocuklarla erkek çocuklar arasındaki rol dağılımının keskinleşmesini önlemek için çaba gösteriliyor. Örneğin kız çocuğunun bebekle erkek çocuğunun plastik tabancayla oynaması gibi son derece klişe bir örnekten başlayan ama bütün bir hayat perspektifine yayıldığını gördüğümüz rol ayrımı meselesini bertaraf etmenin yollarını aramalıyız ve kitap yayıncılığında da ona göre seçimlere yönelmek, bir rol dayatma yönüne gitmemek, mümkün olduğu kadar çocuk imgesinin ergen imgesine devşirilme sürecinde hapsedilmemesini sağlayacak tercihler yapmak önemli. Kitap seçiminde ben daha çok bunlara dikkat etmeye çalışıyorum açıkçası. Kendi geçmişimden ille de cilalanmış bir görüntü vermek adına söylemiyorum bunu. İyi bir aile ortamında büyüdüm. Düşkündüler bana. Ablam da var. Ablam da çok düşkündü. Dolayısıyla çekirdek aile ve hatta biraz daha genişletilmiş halini, anneanneyi, teyzeleri de buna katmak isterim. Öyle bir ortamın içinde çocukluğumu geçirmiş olmamın bütün hayatımı pozitif yönde etkilediğini söyleyeyim bir kere. Fakat bununla hemen sonrasında çelişen bir şeyden de söz edeyim. İlkokulu bitirdiğim yıl ailece Eskişehir'de yaşıyorduk. İstanbul'a yatılı olarak gönderildim. Bu benim hayatımda önemli bir travma yarattı. Bu travma hemen hemen bütün tercihlerimi belirledi. Dolayısıyla ben aileden uzağa gönderilmemesi gereken bir çocukmuşum. Bunu sonradan böyle düşündüm. Ama bunun için de kimseyi suçlamadım. Çünkü bütünüyle, iyi niyetle, eğitim göz önünde tutularak yapılmış bir seçimdi bu. Nitekim kendi oğlum olduktan sonra ben o yönü seçmedim. Ama oğlum benim kadar iyi bir eğitim görmedi bu nedenle. Yani dolayısıyla bunlar çok kurala gelen şeyler değil. İyi bir baba olmadığımı düşünüyorum. Yumuşak bir babaydım. Her zaman çok yumuşak bir baba oldum. Belki bu kadar yumuşak olunmaması gerekir. Ama benim babam da çok yumuşaktı. Üstelik de bir asker olmasına rağmen dışarıdan bakanların sert sandıkları, oysa son derece yumuşak bir insandı. Belki ondan bana geçmiş bir özellik. Buna karşılık oğlum benden daha iyi bir baba. 5 yaşında bir torunum var ve görebildiğim kadarıyla onun her şeyiyle benim yapamayacağım ölçüde yakından ilgileniyor. Eğitimini ciddi bir biçimde şimdiden biçimlendirme çabası içinde, geleceğini benim onun geleceğini düşündüğümden daha net ve yoğun bir biçimde düşünüyor. Daha fedakar bana göre. Ben çünkü işim dolayısıyla büyük bir ihtimalle oldukça egosantrik ve bencildim. Ama bu nedenle beni eleştirdiğini görmedim oğlumun. Belki içinde bir yerde eleştiri bakışı gizli tutuyor olabilir ama ilişkimiz iyidir. Aile önemli bir kavram. Ama hapsedici olmaması kaydıyla. Yani çok kutsallaştırılmasından yana da değilim aile ilişkilerinin. Çünkü kan bağından öte değerler var insan hayatında. Bazen hiçbir kan bağımız olmayan insanları kardeşimiz kadar yakın hissederiz. Hayatımız boyunca bize eşlik edecek dostluklar geliştirebiliriz. Dolayısıyla sadece aile içine kilitli yaşamanın da
en iyi çözüm yolu olduğunu da söylemek istemiyorum. İyi bir okur, aslında iyi beslenen bir insan nasıl olmalıysa öyle olmalı. Yani iyi beslenmenin yolu örneğin çok yemekten geçmez. İyi beslenmenin yolu az yemekten de geçmez. İkisinin arasında oldukça dengeli ve çeşitlilik esasına dayalı bir düzen kurma ideali. Okurluk da böyle. Tabii kişiyi mutlu eden her neyse ona yönelip onu okumasında elbette bir zarar yok. Ben tür tür okur tanıdım hayatım boyunca. Bunların arasında tek bir kitabın etrafında bütün ömrünü kurmuş olanlar da vardı. Hiçbir itirazım yok, olabilir. Ama oburluk derecesinde kitap okumanın da bir marifet olduğunu düşünmüyorum. Yani ona yönelen insanlar da tanıdım. Ayrıca kitap okumak öbür insan etkinliklerinden çok daha üstün bir çaba değil. Dolayısıyla insan hayatının içinde farklı eylem biçimlerine yer açmalı. Okurluk bunlardan yalnızca bir tanesi, dinlemek bir başkası, izlemek bir başkası. Bütün bunlarla önemli bir alaşım yaratabilir insan. Okurluk da bu alaşımın can alıcı parçalarından biri olur.